Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında dikdörtgen konusundaki kazanım testi yani açı ve uzunluk özellikleri ile ilgili kazanım testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Verilenlere göre ABCD dikdörtgenin çevresi nedir diye soruluyor. Şimdi burası 92 eş parçaya bölmüş 45-45 yaptı. Burası da 45-45 yaptı. E 45-45 93 üçgen oluştu burada. Hatta burada da 45-45 93 üçgeni var. E bunun tamamı kaç? 4 kök 2. O zaman bunun kenarlar 4 4 yapar. Sonra şuradaki üçgende 3 kök 2'ye bir kenar. 45 45 90 üçgende 3, 3 kök 2 3 kök 2 kök 2 katı 6 yapar burası. Bizden dikdörtgen çevresi sistemi 6 burada 4 burada 6 burada 4 burada. Yani 6 artı 4 artı 6 artı 4 isteniyor bizden. Cevap böylelikle 20 çıkar. Birinci soru Ceyhan oldu geldik 2'ye. Şimdi burada açı ortaylık verilmiş. Paralel kenarda da hep söylüyorduk açı ortaylık varsa Z'ye dikkat. Nokta açısı çıktı. Bak ne gelir? İkiz kenarlık gelir. 5 ise burası da 5'tir. 8 e, ya bunun tamamı. Tanımını kullanalım hocam. Burası da 8. 3 kaldı buraya. Sonra burada hop Pisagor. 3, 4, 5 üçgeninden. E karşı kenarlar birbirine eşit. X'i de 4 buluruz. Cevap Cihan oldu. ikinci soruda geldik 3'e. Köşegenler birbirine eşitti. Şu çift çizgi ise burası da burası da burası da. Aa ne çıktı burada? Bir eşkenar üçgen çıktı. Bütün kenarları eşit olduğu için şu üçgende. E sonra devam. 60'a 30 kaldı buraya. X kenarlıktan burası da 30. E, tepe açısı 30 derece olan bir x kenarlık var burada. 180'den 30 çıkart. 150. 2'ye böl. 75. 75 yapar taban açıları. Zaten benden x isteniyor. Cevap böylelikle denizli çıktı. Geldik sonrasına. Evet buradayız. ABC dedik dikdörtgen ne tanımını kullanalım. 4 ise 4. E sonra dal alfa beta. alfa beta alfa beta alfa beta. A en sevdiğim bu üçgen ve şu üçgen ve şu üçgen benzer. Hatta en sevdiğim var burada. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. O zaman burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2'dir. Yani 4 yapar burası. Alfadan beta'ya geçiş burada da 1'e 2 olacak hocam. Yani bu o zaman burası da 2 mi yapar? 1'e 2 oran olduğundan yarısı olacak burası. E benden AKX deniyor. Tamam. Şurası 6 ya. E hocam burası da 6'dır. E o zaman X'e kaç kaldı? 5 kaldı. Yani cevap Denizli yaptı 4. soruda. Geldik 5'e. AE kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi şu kesimler verilmiş. Bu kesimleri kullanacağım. 5 var. 13 var. Nerede 13? B'de. Şu B'de köşegen 13. Valla köşegen 13. Valla köşegen verilmiş. Ne yapalım? Diğer köşegende biz çizelim. Yani köşegen bir işimize yaramıyorsa diğerinde biz çizelim. Köşegenler çünkü birbirine eşit. E o zaman burası da 13'tür. Aa şurada Pisagor. 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeninden burayı 12 buluruz. Bizden A, E uzunluğu isteniyor zaten. Cevap böylelikle Akçay oldu. Geldik 6'ya. Valla şimdi 92 eş parçaya bölmüş. Bunlar 45, 45 mi yapar? Evet. 45'in mantığı kullanmak isteyen insan ne yapar? Şuradan dikeni çizer. Çizdik ki E 45, 90, 45 üçgeni. 4 kök 2 ise bunlar kök 2'ye bölünmüş şey, 4 4 yapar. E 16 ya burası. Burası 16 olduğundan dolayı <laughs> buraya kaç kaldı? 12 kaldı. Şimdi x'i bulmak zorundayım. x'e ait bir dik üçgen oluşturmak zorundayım. Ne yaparım? Ya buradan dik çizerim ya da buradan dik çizerim. E, ya buradan dikimizi çizelim. Fark etmez. İstediğiniz yerden çizebilirsiniz. 4 ise 4 dik dörtgenden dolayı. A başka 9 ya buraya. 9'u kullanmadık. E burası da 9. Buraya kaç kaldı? 5. Bak burası 12. A 12. Pisagor 5 12 13 üçgeninden cevabımız 13 çıkar. Yani cevap akçay oldu 6. soruda. Ve böylelikle bu testi bitirmiş bulunuyoruz. Sonraki testimizde benzer ve eşit dikdörtgenler testi çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.